kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yöresel lezzetlerimizden biberli ekmek tarifim var. En ayrıntısına kadar videomda anlattım. Buyurun yapımına başlayalım. Herkese iyi seyirler diliyorum. Öncelikle karıştırma kabına 1 su bardağı ılık süt, 1 çay bardağı ılık su, 1 paket kuru maya. Dilerseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı dolusu toz şeker ve bütün bu malzemeleri bir önce karıştırıyorum. Mayanın biraz erimesini sağlıyorum. Daha sonra bir çay bardağı sıvıyı ekledim ve öncesinde 2 su bardağı un ekliyorum ve bir buçuk çay kaşığı tuz ilave ederek hamuru karıştırıyorum. Her zaman yaptığım gibi öncesinde hamuru kaşıkla toparlıyorum. Daha sonra elimle yoğurmayı devam edeceğim. Unumu azar azar ekliyorum arkadaşlar. Bir anda hepsini boşaltmıyorum. Çünkü sert bir hamur olsun istemiyorum. Sizler de lütfen bu şekilde yapın. Çünkü un miktarı markaya ve Kaliteye göre değişkenlik gösterebilir. Yarım su bardağı fazla ya da eksik kullanabilirsiniz. Lütfen bunları dikkat edelim. Kaşığı artık içerisinden çıkartıyorum ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Yumuşacık bir hamur elde edeceğiz. Kesinlikle sert bir hamur olmayacak. Evet şöyle toparladım. Gördüğünüz gibi Hafif ele yapışan bir hamur, hiç tereddüt etmeyin. Elinizi yıkayın. Hamuru tekrar toparlayın. Bu kadar yapışması hiç problem değil arkadaşlar. Lütfen un takviyesi yapmayın. Üzerini kapatıyorum ve 30 dakika, 40 dakika arası mayalandırmayı bırakıyorum. Gördüğünüz gibi hamurum 2-3 katına çıktı. Maşallah çok da güzel kabardı çok fazla hamuru ezmeden Maya kokusunu çıkartalım bu şekilde havasını aldıralım ve daha sonra tezgaha alarak bezeleri ayıralım videomu buraya kadar gelen değerli takipçilerim için küçük bir hatırlatma yapmak isterim Eğer ki sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerim size anında bildirim olarak gelecektir. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum iki parçaya böldüm ve daha sonra bezeleri ayırıyorum. Bu parçayı 10 bezeyi ayıracağım. Biraz büyük böldüğüm için bu bezeyi de 8 parçayı ayırıyorum. Fazla gelenleri küçük bezeleri aktararak düzenleme yapabilirsiniz. Hepsinin eşit olmasını sağlayabilirsiniz. toplamda 20 21 tane beze çıkıyor. Ne kadar küçük yaparsanız o kadar bezeleriniz çoğalacaktır. Ne kadar büyük yaparsanız da azalacaktır. Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben gayet küçük yaptım çünkü mayalandığı için kabaracak. Lütfen onu göz önünde bulundurun. Kesinlikle büyük büyük yapmayın. Bu şekilde aralıklı olsun. Şöyle üzerine örtüyorum ve tepsi mayası gelmesini bekliyorum. Bu arada ben de sosunu hazırlıyorum. Sos için bir miktar tulum peyniri kullandım. Dilerseniz çökelek veya lor peyniri de kullanabilirsiniz. Bir tane büyükçe soğan kıydım. İncecik kıymayı özen gösterelim. Bir çay bardağı zeytinyağı ekledim. Bir tutam maydanoz ilave ediyorum ve 3 yemek kaşığı domates biber karışık salça ekledim. Salçanızı acıda kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı çörek otu, 2 yemek kaşığı susam ilave ederek iyice bu malzemeleri karıştırıyorum. Mutlaka iyice karıştırmayı özen gösterelim. Öyle lezzetli bir ekmek tarifi ki mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Biz çok seviyoruz. Sizlerin de seveceğinden eminim. Sosum hazır ve şöyle mayalanan hamurlarımı bu şekilde tırnak uçlarıyla bastırıyorum sos için yer açmak için. Bu aşamadan sonra dilerseniz çatalla da e, batırabilirsiniz çok fazla kabarmamasını istiyorsanız çatalla da e, birkaç tane delebilirsiniz. Birer tatlı kaşığı dolusu sosumdan alıyorum. Her birinin üzerine koyuyorum. Eğer aklınızı takılan herhangi bir sorunuz olursa da yorum kısmını yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Bütün hamurlarımı aynı şekilde paylaştırdım iç harcımı. Şöyle mutlaka bu şekilde her yerine gelecek şekilde yayalım pişerken hiç dağılmıyor tereddüt etmeyin gayet güzel ve lezzetli oluyor şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde her yerine gelecek şekilde yaydım ve 200 derece alt-üst fırına pişmeyi gönderiyorum önceden ısıtılmış fırında bakar mısınız o kadar güzel ki Evet Biberli ekmeklerim pişti yumuşacık pamuk gibi oldular. Şimdi sizleri de göstereceğim kokusunu anlatamam. Buram buram misler gibi mutfağım koktu. Şöyle yumuşaklığını sizlerde görüyorsunuz. Alt üstü gayet güzel pişirdi. Bakar mısınız? Yumuşacık pamuk gibi ekmeklerimiz oldu. Şöyle bölerek de sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. Şöyle ne kadar güzel piştiğini görebiliyorsunuz içinin. Bugün de sizlere bu güzel tarifi verdim. Umarım beğenmişsinizdir. Siz videomun devamını izlerken ben de veda etmiş olayım. Bir güzel tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinizi çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.